Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Mercek programında sizlerle beraberiz. Bugün Perşembe, saat 7, her zamanki olduğu gibi Mercek programında sizlerle beraberiz. Başlamadan önce Filistin'deki yaşanan katliama, katliamda ölen kardeşlerimize Allah'tan başsağlığı diliyorum. Rabbim şehitlerin ruhunu âli eylesin inşallah. Bugün program yapmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince konuşmaya çalışacağız. İnşallah sesimizi duyurabiliriz bazı mecralara. En azından duyuramasak da izleyen izleyicilerimizin kalbine, gönlüne bir şeyler bırakabiliriz inşallah. Bugünkü konumuz cihat ruhu nasıl olmalı? Cihat ne şekilde olur? Hangi türlü olur cihat? Birlik ve beraberlik. Kafirden dost olmaz. Filistin'de yaşanan katliamda neden sessiz kalıyoruz? Bugün konularımız bunlardır. Bize soru sormak isteyen izleyicilerimizin aşağıda gördüğünüz gibi WhatsApp soru hattı 0537 264 0488 ne oldu telefondan. Ararsanız açamayız ama mesaj atarsanız Nafi hocamız cevap vermeye çalışacak. Nafi hocamızla beraberiz. Ali hocamızın işi olduğu için, kendisinin işi olduğu için bugün bizlerle değil. İnşallah Nafi hocamızla beraber sorduğunuz sorulara ve gündeme dair, Filistinli kardeşlerimize dair, neler yapmamıza dair önemli açıklamalar var inşallah Nafi hocamızdan. Nafi hocamıza dönelim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk değerli hocam. Allah razı olsun. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. İşte nasıl olalım? İyi olmaya çalışıyoruz. Böyle bir ortamda, dünyada savaş, mazlumlar ölüyor. Yani Müslüman ülkelerin, Müslüman aleminin sesi kısık, konuşmuyor, korkuyor. Böyle bir ortamda şu an açıkçası çok iyi değiliz yani. Neden? Bir katliam yaşanıyor, açık bir katliam. Evet. Ve Avrupa ülkeleri olsun, Birleşmiş Milletler 5 daimi üyesi olsun ve diğer üyeler de ona fark etmiyorlar. Hepsi bu katliamı açık destekliyorlar. Dolaylı değil, açık açık. Biz İsrail'in yanında ediyorlar. Yani çocukların öldürülmesi, kadınların öldürülmesi, hastanelerde bugün yapılan açıklamada bir doktor Gazra bir açıklama yapıyor. Diyor ki 50 binden fazla kadın hamile doğum bekliyor ve korkudan dolayı erken doğumlar yaşanıyor. Çoğu kadın imkansızlıklardan dolayı ölüyor. Bebekler erken doğum olduğu için küvezlere konulamıyor. Onların da yaşama işte belki bir gün iki gün yaşıyorlar yani onlar da ölüyorlar. Böyle bir dünya içerisindeyiz ve maalesef ki İsrail kafirliğini kendisini destekleyen kafirlerle beraber yapıyor. Mevlam ayette bunlara zaten söylüyor bunlar. Kafirler böyledir. Ama Müslümanlar Müslümanlığını hakkıyla yapmıyor yani cevap verme hususunda. Müslümanlar Müslümanlığını yapamıyor. İşte biz de çok iyi değil açıkçası. Yani o yüzden bugün bunları konuşmaya gayret edeceğiz. Diğer TV programlarından farkımız hakikatleri konuşabilmek. Ben 4-5 gündür Filistin olaylarını böyle canlı yayın takip ediyorum. Hatta kanalı çeviriyorum. Diğer kanala haberlere bakalım. Bizim Türkler, İslam alemi, Müslümanlar ne diyor diye takip ediyorum. Hiçbiri cihat ruhunu bahsetmiyor mesela. Aslında bu durum direkt cihatı emreder. Şimdi ben de onu soracaktım hocam. Yani cihat ruhu nasıl olmalı? İşte onu inşallah anlatmaya çalışacağız birazdan. Ekranlarımıza yine haritalarımız gelirse ben harita üzerinde cihat ruhunun nasıl ilerlediğini anlatacağım. Arkadaşlardan rica edelim inşallah. Arkadaşlarımıza bu şekilde. Biraz da burada işte Büyük Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti'ni anlatacağız. Niye hocam böyle seçtiniz? Hani bunun İsrail'le
Filistin'le ne alakası var? Büyük Selçuklu Türkler Marazgirt zaferi 1071 sene önce ve 1000 seneden daha fazla yıllarda yine Türklerin hakimiyeti ve Osmanlı'nın hakimiyetinden bahsedeceğiz. Ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. TEİ programları neyden bahsediyor? İşte yeni kurulmuş, işte biz sanki Cihan İmparatoru değiliz. Biz sanki Selçuklu değiliz. Bizim geçmişimiz, 100 yıllık bir geçmişimiz varmış gibi anlatılıyor. Evet. Halbuki öyle değil. Biz Türklerin elhamdülillah 1000 kişilik tarihi vardır. Ya bu tarih ta 100 sene öncesine kadar imparatorluk olarak ve dünyaya hakimiyet, dünyada bir düzen, Filistin devleti o zaman huzur içinde yaşayan bir devlet, yani şehir devlet demeyeyim, Filistinliler. Bütün Arap ülkelerinde bir sükunet, bir düzen, bir adalet vardı. Ve kendi ülkemizde de aynı şekilde ve Türk topraklarının tamamında, yani Özbekistan'dan, Tacikistan, işte diğer Türk devletlerinden bahsediyorum. Şimdi bakıyorsun, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan gibi ülkeler, İsrail'in yapmış olduğu, Azerbaycan gibi ülkeler, İsrail'in yapmış olduğu bu katliamı ses bile çıkarmıyorlar. Şimdi İslam aleminin bir kısmı kınıyor, bir kısmı sesini bile çıkarmıyor. O kadar uyuşturulmuş bir millet olduk artık. Yani anlatmam demem o ki, yani artık bizim şu kalıptan çıkmamız lazım. İşte Cumhuriyet tarihimizde, işte Birleşmiş Milletler kararı, işte Avrupa'nın birliğine girme çabaları, Avrupa Birliği'ne girmek için işte 50 küsur yıldır bize dayatılan kanunların yerleştirilmesi ülkemize, işte Birleşmiş Milletler şu kararı verirse yapacağız, NATO Türk askerini gönderirse gideriz. Yani hep böyle bir yere bağlı. Artık bu bağlılıktan kurtulup ne yapacağız? Dünyaya nizam, dünyaya düzen getirme çabasına girmemiz lazım. Şimdi biz Müslümanlar olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Eğer birine bir iğne bile bassa bir Müslüman kardeşinin, sen aradaki Çin örneğini veriyorlar. Çin'de evet. Bas işte uzakta bassa. Sen buradan ah çekeceksin. Senin canın yanacak diyor. Yanı başımızda Filistin'i katlediyorlar. 2,5 milyon insanı bir bölgeye almışlar. Savaş suçu muçu dinlemeden, bak kendi koydukları kanunları, işte Birleşmiş Milletler, kendilerinin kurdukları kanunları var. İşte savaş suçları, şunlar, bunları yapamazsın. Hastaneyi bombalayamazsın, okullara zarar veremezsin. Böyle maddeleri vardır. Bunları yapar. Şu bombayı kullanırsan, işte savaş suçu, yasaklı bombalar vesaire. Başka bir yerde savaş olsa, mesela Irak, İran savaşı oldu diyelim. O zamanlarda bu bombaları kullandığında hemen müdahale ediyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Katliam yapıyorsunuz. Irak'a öyle müdahale ettiler. Değil mi? Evet. Irak'ta ne derler? Siz katliam yapıyorsunuz. Biz burayı şey yapacağız. İşgal edeceğiz. Girdiler. Irak'ta bütün kardeşlerimizi öldürdüler yani. Şehit ettiler. Şimdi İsrail, Filistin'de aynı şeyi yapıyor. Çoluk çocuk demeden katlediyor, öldürüyor, yasaklı bombaları kullanıyor, savaş suçu işleniyor. Birleşmiş Milletler ne yapıyor? Bu kararı alkışlıyor, onaylıyor. İşte savunma hakkı vardır vesaire bilmem ne. Dediği zaman artık bütün devletler de bu karara saygı duymak zorunda kalıyor. Yani bir sistem kurmuşlar. İşte bizim Cumhurbaşkanımız her zaman söyler, dünya beşten büyüktür diye, ama hep söyler. Söz. Söylemde. Söylemde kalıyor. Tam doğru. Dünya beşten büyüktür. Ama bir harekete geçmek lazım. Mesela bizim kanallarımız Filistin olay davasını kendi davası gibi anlatmıyor. Yani Arapların davası işte bizim Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı vesaire bakanlar Araplara diplomasi trafiği telefonla görüşüyor. Diyor ki işte siz artık bir hareket yapın, uyanın bilmem ne. Ya kardeşim bu Müslümanların
hareket. Madem öyle biz uyanalım. Biz uyandıralım onları. Türkiye Cumhuriyeti olarak. Değil mi? Biz görevimizi yapalım. Burası bizim topraklarımızdı. 100 sene öncesine kadar biz vardık. Buraya biz paşalar gönderdik. Binlerce asker gönderdik. İngiliz'in oyunları yüzünden hala içimizde bu İngiliz'in oyunlarına inanıp aldanıp ülkemiz içerisinde fitne fesat yapanlar var. İngiliz oyunları yüzünden içimizdeki insanlar bile siyonistleşmiş artık. O kalıba girmişler. Hani o, biz diyoruz ki burada çocuklar öldürülüyor. Yok onlar Osmanlı'yı sırtından vurdu. Ya diyorum. Yani şimdi şu şekilde hocam, bugün de ben biriyle konuştum mesela hocam bu konuyu. Şimdi Türkiye'de belli başlı bir insanlar var. Bu insanlar ön planda olan insanlar. Ön planda olan insanlar çoğu yani ülkeyi yanlış bir şekilde tanıtan insanlar. Siz de görüyorsunuzdur illa. Evet. Yanlış bir şekilde tanıtıyorlar yani. Yarın öbür gün mesela yıllar geçse aradan 100 yıl geçse mesela yeni doğmuş biri olarak yeni doğmuş biri Türkiye'yi onlarla tanısa 100 yıl geçse Türkiye'yi çok yanlış tanır. Şimdi Filistin halkının bir kısmı ya da Filistin devlet başkanı bu şekilde açıklamalar yapıyor diye ya da ne bileyim halkının bir kısmı bu şekilde davranıyor diye bütün Filistin'i mi kötülemeliyiz? Yok. Aslında bizim tarihimizde yani sattılar diyorlar Filistin ya. Filistin tarihinde öyle satmak yok. Hani toprak satılmamış zaten. Şimdi bu Yahudiler Almanya zulmünden kaçıp Nazilerden kaçıp gemilerle bu topraklara getirdiler. Dediler ki burada bizim umut ışığımız var. Bari siz bizim umudumuzu kırmayın diye geldiler bu topraklara yerleştiler. Yavaş yavaş zorla işte Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği işte ne bileyim 100 yıllık kararlar bilmem ne derken Lozan'da yaptığımız büyük hatalar bizim konuşulmaz. Konuşulması yasak şeyler bunlar. Lozan'da yaptığımız hatalar. Bir açılsa kimse konuşmaz. Onların yüzünden Filistinlilere zorbalıkla topraklarını aldılar. Yoksa kimse gül oyuna gel be sana toprağımı satayım demez. Zorbalıkla. Zaten aldığı gün savaşlarını duymuşsundur hocam. İsrail'in Arap ülkeleriyle yaptığı 6 gün savaşları var 1967 yılında. Orada bile hani bir zorbalıkla savaş oldu. Zorbalık neticesinde bir yerler elde edildi. Diyorum ya Birleşmiş Milletler hep onların kararlarıyla işte Amerika ben İsrail'i tanıdım derse herkes tanıyor. Kudüs İsrail'in başkentidir dese herkes başkentidir diye kabul ediyor. İşte dünyanın düzenini kuranlar, sistemini kuranlar buna müsaade ettiği zaman Filistin halkı ne yapsın artık? Nereye kadar dayanabilir? Yani bu baskılara, bu zorbalığa. Bak Filistin, Gazze'de olaylar yaşanıyor. Şehitlerimiz ölüyor her gün. Batı Şeria, Kudüs bölgesinde Filistin halkı ayaklanıyor. Yahudiler kendi askerleriyle beraber o Filistin halkına taşlı, sopalı linç girişiminde 60-70 kişiye kadar insan da orada şehit oldu. Hatta öyle pis hareketler yapıyorlar ki ağzımızı alamıyoruz şu an bu programda. Şimdi cihat ruhu dedik. Yani biz nasıl uyanırız? Bak, bu saatten sonra bizim konuşmamız gereken artık bu. Oraya girmeden bir soru gelmişti hocam. Okuyayım mı orayı? Evet. Merhaba, kolay gelsin. Biz bir Müslüman olarak Filistin'e, Gazze'ye destek çıkmamız gerekmiyor mu? Orada kardeşlerimiz öldürülüyor. Biz ise yan gelip yatıyoruz. Biz şimdi Müslüman mı oluyoruz? Demiş. Şimdi biz de onu anlatacağız. Evet. İşte. Biz Müslümanlar olarak, Müslüman devletleri, Müslüman ülkeleri cihat ruhunu işte İslamiyet'in en önemli kuralı dünyaya düzen getirmek. Adalet yok mu? Adaleti sağlamak. Biz o yüzden İslam davasını sırtımızda taşıyıp mücadele ediyoruz. Peygamber Efendimiz Mekke'de peygamberlik verildiği zaman Medine'ye hicret edip neden devlet kurdu? Dünyaya düzen getirmek, nizamı getirmek, adaleti getirmek için. Ve o ruhla başladı bu fetihler zaten.
Şimdi biz Türkler olarak, bakın. Şimdi burası Mekke Medine. Buradan bir düzen, dünyaya düzen getirme çabası başlıyor, değil mi? Tabii burada o dönemde 1400 sene önce dönemlerde işte yapılan savaşlar, Medine'nin fethi falan derken Peygamber Efendimiz en son dünyanın dört bir yanına sahabelerini gönderiyor. İslamiyet'i anlatsın, insanları yetiştirsin diye. Ve Türklere de, Özbekistan'a da bir tane sahabe gönderiyor. Taşkent. Semerkant, Taşkent'e sahabe gönderiyor. Burada İslamiyet'i anlatsın. Türklerin ilk Müslümanlığı zaten burada Türkler kabul ediyor. Müslümanlığı kabul ettikten sonra Müslümanlık, İslamiyet, Müslümanlığı yaşayan insanlar diyor ki bizim etrafımızdaki yerlerde ne var? Düzen yok, zorbalık var, kölelik var, işte faiz sistemi var, insanları ezme. Burası Büyük Selçuklu Devleti'nden bahsediyorum. Yani o renk Büyük Selçuklu Devleti. Tabii, burası Medine, Büyük, büyük Selçuklu, kadar. Burası komple. Evet. Burası Anadolu Türk Selçukluları. Niye buradan başladım? Diyor mu cihat ruhunu anlatıyorum. Bakın biz burada ilk Türkler, 100 sene önce değil ha, 100 yıl öncesinden bahsetmiyorum. Niye? Bize tarihimizi 100 yıllık anlatmayın. Bizim tarihimiz 1000 küsur yıllık. 1071'de de burada Malazgirt zaferiyle Anadolu'ya girmiş bulunuyoruz burada. Biz Müslümanlığı, İslamiyet'i kabul ettikten sonra etrafımızda düzen bozulduğu zaman işte İsrail gibi ülkeler düzeni bozup insanlara zulmettiği zaman fetihler başlar. Ne yapıyorsun? Buraya düzeni getiriyorsun. Derken işte Uzak Doğu ülkeleriyle beraber böyle Büyük Selçuklu, İran, Orta Doğu'ya buradan giriş yapıyorsun. Buradan böyle fetihler başlıyor. Biz ta Türkler buraya kadar geliyoruz. Malazgirt zaferiyle Anadolu Selçuklu. Bakın burada Türkiye'nin sınırı işte Gölcük, Konya sınırı, buraya kadar Türkler ne yapıyor? Filistin, Medine, Mekke tekrardan yine Müslümanların eline geçiyor. Yani biz cihat ruhuyla bunları yapıyoruz. Ve o zaman Selçuklu Devleti'ne bakın, burası bir imparatorluk, dünya hükmediyor. Ve dünyada söz sahibi, bir adaleti getirmiş, düzeni getirmiş, değil mi? Evet. Burası kimin elinde? Bizans İmparatorluğu. Bakın, Edirne, İstanbul, İznik, İzmir, buralar komple Bursa, Bizans İmparatorluğu'nun elinde. Bunlar zorbalık yapınca biz Türkler ne yapıyoruz? Fetihimize devam ediyoruz. Nerede bir zulüm var? Orada fetihler gerçekleşiyor. Nerede bir zulüm var? Orayı fethediyoruz. Yani bu cihat ruhudur, İslam. Müslümanlık ruhudur, Müslümanca yaşama ruhudur. Sahada askerler Müslümanca İslam davasını sırtına yüklenirse bu şekilde fetihler elde eder. Tabii bu Selçuklu Devleti buraya kadar. Bundan sonra Moğol zulmü başlıyor ve Moğol zulmüyle iç karışıklık yaşanıyor buralarda maalesef. Ama yine biz o ruhu kaybetmiyoruz. Bakın Osmanlı Devleti'ni kuruyoruz. Osman Bey'le. Osman Bey'in mücadelesiyle. Yine ne ruhu var burada? Cihat. Dünyaya düzen getirmek. Dünyaya nizam getirmek bu topraklara. Yine Osmanlı ruhuyla biz Filistin, Şam, Kudüs, işte Afrika'nın kuzey ülkeleri, deniz kenarı, Mekke, Medine, Van ve bütün bakın ta nereye kadar uzanıyor? Viyana'ya kadar. Bizim mücadelemiz, Osmanlı ruhu mücadelesi uzanıyor Viyana'ya kadar. Buralarda bir düzen var artık. Peki gelelim şimdi günümüze. Günümüzde maalesef yine Avrupa'nın, Fransa'nın, İngilizlerin oyunlarıyla bak burada nasıl bizi Büyük Selçuklu'da yine türlü fitnelerle, oyunlarla kandırdılarsa burada da Fransa, İngiltere, Almanya bizi
İngilizler burada fitne yapmaya başladılar. Kudüs, Filistin, Şam, Arap topraklarında. Türklerle Arapları ayırmak için fitne, fesat karıştırmak, yalan haber. Şu an günümüzde Türkiye'nin içerisinde yine bunu yapanlar var. Evet. İngiliz uşakları var. Yalan haber, fitne, fesat üretmek onların görevi zaten. Bu nedenle ne oldu? Bu Osmanlı Devleti yine maalesef bu düzen, dünyaya hükmeden düzen yıkıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Nisaki Milliye sınırlar içerisinde aslında kuruldu. Cezayir Fas'a kadar bile varmış. Tabii Kuzey Afrika diyorum ya bak, evet. Kuzey Afrika'ya kadar, ta buraya kadar biz gelmişiz. Biz burada bir düzen kurmuşuz. Bak nereye gidersen git Osmanlı'yı sor. Hatta buraya kadar, Viyana'ya kadar. Evet. Bir düzen, bir nizam vardı, adalet vardı yani. Dolayısıyla bakın biz Türkiye Cumhuriyeti olarak misaki milli sınırlarımız içerisinde olan topraklar da dahil ederek işte Ege'de adalar, işte Selanik'e kadar, Selanik kısmına kadar, buradan aslında normalde bizim. Ama masada maalesef o zaman alınan yanlış kararlar neticesinde biz buraları, en verimli toprakları, bugün İsrail'in savaş verdiği bu toprakları verdik. Kıbrıs'ın yarısını da verdik. Burada birçok adayı verdik masada maalesef. Dediler ki Türkiye Cumhuriyeti bir bizim sistemimize girecek. Amerika, işte bu Birleşmiş Milletler bir sistem kurdu. O sistem içerisine girdikten sonra ne oldu? Arap ülkelerine zulüm başladı. Müslüman ülkelerde zulüm başladı, zulüm. Katliam bugüne kadar devam ediyor. Bak, Şam'da hep fitneyle, fesatla kandırdılar bizi. Şu an halen de kandırıyorlar. İsrail'de çocukları öldürüyorlar Filistin'de. İsrail öldürüyor, katil diyoruz. Bizimkiler diyor ki, Filistin bizi Osmanlı'yı sattı. Ya sen ne zaman Osmanlı oldun? Ya Osmanlı diyoruz ki... Osmanlı değilim diyordun. He. Ne zaman sattın? Benim demek istediğim ne? Ancak buradaki zulüm, bu Filistin'de yapılan zulüm, yine cihat ruhuyla, Müslümanca yaşamak, fetih ruhuyla olur. Bizim Birleşmiş Milletler'in almış olduğu bu karardan çıkıp acilen misaki milli sınırlarımızı belirleyip yeni bir sistem Müslüman ülkeleriyle, Katar olur, Arabistan olur, diğer ülkeler olur. Yeni bir sistem kurup, güçlü bir sistem, aslında Avrupa Birliği kendi içerisinde bir sistem kurmuş, aynı o şekilde. Hem silahlı hem de adaletli bir sistem kurup tekrar bu cihat ruhunu geliştirmemiz lazım. Ancak o zaman zulüm biter Müslümanlar, ancak o zaman. Yoksa bu Türkiye Cumhuriyeti, diğer cumhuriyetler, işte Tacikistan Cumhuriyeti, işte ne bileyim Özbekistan Cumhuriyeti, İran Cumhuriyeti, Suriye Cumhuriyeti, bilmem kim Cumhuriyeti, bunlar hep bir sisteme bağlı. Bu sistemi kim yönetiyor? 5 büyük ülke. Ne derse olur. Karar alamazsın. Bak ne dedi Avrupa Birliği? İşte Filistin'e insani yardım koridoru açalım. Ateşkes olsun. Hemen anında veto. Bir kişinin kararıyla. Amerika. Ya kardeşim burada çocuklar öldürülüyor. Bir kişinin kararıyla bu veto edilebiliyorsa yazıklar olsun size. Yazıklar olsun bu Müslüman ülkelere, kusura bakmayın yani. İşte bundan çıkmanın yolu güçlü davranmak, dik durmaktır. Bundan başka yol yok. Kim ne derse desin, kim ne anlatırsa anlatsın. Biz bu cihat ruhunu elde etmediğimiz sürece, Müslümanca ruhunu elde etmediğimiz sürece, bir bölgede zulüm varsa oraya adaleti biz getirebiliriz demediğin sürece, bakın Amerika adalet getirmez. Halen kızdığım bir nokta var ya. Çıkıyorlar ki NATO Türkiye'yi görevlendirsin Filistin'de insan yardım koridorunu bir şey yapalım. Ya NATO kim oluyor bizi oraya görevlendirecek? Evet. Bu kararı bak daha geçen gün açıklama yaptınız. NATO'nun en başındaki adam Amerika yani. Suriye'de bizim insansız hava aracımızı düşürdü.
Siz söylediniz bunu. Yani bu adamlara güvenip ne yapabiliriz? Bunlara güven olmaz. Rabbimiz de buyuruyor. Yahudi ve Hristiyanlardan diyor, dost edinmeyiniz buyuruyor Rabbimiz ayet-i kerimede. Yani şöyle bir durum da var hocam. Müslümanlar sahada kaybetmez diye bir ayet mi hadis mi ne varmış galiba siz daha iyi bilirsiniz. Biz birlik evet. ve beraberliğimizi kurduğumuz sürece biz sahada kaybetmeyiz. Çünkü yani bin yıllık tarihimizi hep kazanmışız. Bu Yahudiler, Siyonistler bizden daha iyi bildikleri için hocam bizim sahada kaybetmeyeceğimizi. Şu anda mücahitleri hastaneleri bombalayarak ne bileyim çok insanın olduğu yere çocukları bombalayarak mücahitleri masaya çekmeye çalışıyorlar ve masaya çekmeye çalışırken de bunu Türkiye aracılığıyla yapmaya çalışıyorlar. Şimdi Türkiye Çanakkale'de aslında kazandı mı, kaybetti mi? Çanakkale'de. Ya şimdi fiziki olarak baktığın zaman tabii ki Çanakkale Savaşı'nda yaptığımız mücadelede kazandık. Ama sonradan alınan kararlar... Masaya alındığı zaman... Masadaki kararlar işte... Ben hep şunu söylerim. 1923'e kadar her şey güzel. Cumhuriyet kurulmuş, tamam. Bir şey demiyoruz. Savaşlar yapılmış, mücadele edilmiş. İşte Fransız askerleri, İngiliz askerleri kovulmuş. Çok güzel. Bir şey demiyoruz. Bizim sıkıntımız zaten sonradan alınan kararlar. İşte meclis toplanıyor. İşte harf inkılabı, kılık kıyafet inkılabı, cart inkılabı, cürt inkılabı, medreseleri kapatın, cart, şunu şöyle yapın. Ya bu kararları bize kim aldırıyor? Bizim niye biz tarihimizi kendi ellerimizle sildik? Niye ya sen yok ettin tarihini? Niye insanlar bir gecede cahil kaldı? Bunları sorgulamamız lazım evvela. Yani biz bir yerde kazandık ama masada kaybettik, yani masada her şeyi verdik. Misaki millet sınırlarımızı biz bir tane mermi sıkmadan verdik ya. Kerkük. Petrol fışkırıyor oradan. Halep. Bizim topraklarımız. Selanik, Avrupa'da olan Selanik, bizim topraklarımız. Ege'de bulunan adaların çoğu bizim topraklarımız. Doğu'da da çok petrol varmış. Doğu'da da evet. Bizim Türkiye sınırları içerisinde. Doğu tarafında da çok petrol varmış ama biz çıkartamıyoruz tabii ki. Of. O yüzden şu an orayı çok şey yapıyorlar yani. Almaya çalışıyorlar mı diyelim, ne diyelim. Yani devam o ki hocam. Bizim bu ruhu yakalamamız lazım. Yoksa yani yarın öbür gün belki savaş biter. Birkaç yıl sonra yine başlar. Şimdi şöyle bir hadis-i şerif var. O da aklıma geldi, okuyayım ben. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki öyle bir zaman gelecek ki diyor, aç insanların yemek kabına üşüştüğü gibi, aç insanların yemek kabına üşüştüğü gibi kafirler sizin üzerinize üşüşecekler. Öyle hakikaten şu an kafirler. Bakın Filistin üzerinde 2,5 milyon insanın üstüne hepsi bir anda toplandı, hepsi. Bir anda karar aldılar. Şimdi hocam, diyor ki sahabeler ya Resulallah o zaman sayımız az mı olacak? Hadis-i şerifi bitireyim hocam. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hayır, çok olacaksınız ama sizin çokluğunuz su üzerindeki saman çöplüğünün çokluğu gibi olacak. Ağırlığınız olmayacak yani. Söz sahibi olamayacaksınız. Çoksunuz ama bir saman, su üzerinde saman çöplüğü gibi yani. Böyle nereye üflesen oraya gidersin. Ağırlığın yok. Söz sahibi değilsin dünyada. Bugün anlatıyor Peygamber Efendimiz. Ya İsrail'de kıyım oluyor. Adamlar savaş suçu işliyor. Hemen Amerika gemisini gönderiyor. Bunlar haksız olduğu halde böyle bir şey yapıyorlar yani. Biz dibimizde o anda göndermemiz lazımdı bizim gemilerimizi. Hatta başka. Arabayla 21 saat gözüküyor hocam. He. Gazze. Baktım yakın mı? Yani. He. Şimdi içimizde bazıları da hadi gidin cihat edin diyor. Ya olur mu? Yani bu şekilde hani içimizdeki ben Müslüman diye düşündüğüm kardeşlerimizi de anlamıyorum. Sosyal medyada yok. Yani bizim gibi hocalar çıkıp konuşuyor, anlatıyor Filistin'e destek diye. Gidin sizi tutan var, gidin savaşın. Biz buradayız, size dua ederiz falan bilmem ne. Yani bize dalga geçiyorlar. Ya mübarek adamlar. Şu anki şartlarda diyelim, bir tanesi bana bugün şu soruyu soruyor.
Hocam, belki izleyicilerimiz de sormuş olabilir. Ben onlara cevap vereyim. Öyle hissettim. Hocam, sizin cemaat o zaman cihat emresin, gitsin. Şöyle içimden gülüyorum tabi. Şimdi mübarek adamlar. Diyelim Adıyaman cemaati. Dedi ki, hadi cihat emrediyoruz, gidiyoruz. Zaten Mahmut Efendi cemaat. Birleşmiş Milletler kararı, Türkiye'de bulunan falan cemaat terörist ilan edilmiştir. Dediği zaman. Ne yapacaksın? Aha bak gördün mü bunlar teröristmiş ya. Allah onların beri. Bu şekilde olmaz işte. Müslüman, burada yükümlülük, sorumluluk Müslüman devletleri yöneten kişilerde. İşte o yüzden diyor mu cihat ruhunu elde etmemiz lazım. Müslüman, Müslümanın yanında olmalının evet. En büyük şeyi de olsa gerek hocam. Şimdi burada bir izleyicimiz bir şeyler yazmış ama ben tam anlayamadım, bir de size okuyayım dedim. Masum insanların vahşice öldürmesi elbette bırakın Müslümanı, gerçekte insan olan hiçbir vicdan kabul etmez. Bir millet olup bu yüzden İsrail Cenab-ı Hakk'ın lanetlediği bir millet olduğu bir kez daha göstermiştir. Ancak Filistinliler de dahil Arapların, Türklerin Türklere yaptıkları zulmü görmemezlikten gelmek, örtbas etmekte doğru değildir. Müslüman oldukları için değil, mazlum oldukları için yardım etmeli. Şimdi, Onun dışında Hamas'ın 5000 füze fırlatıp önce masumun ölümüne neden olduğu gerçeği neyle izah edebilirsiniz? Şimdi, yani mübarek adam. Gerçek mi masumdan öldürmesi yoksa? Yok. Hamas'ın zaten açıklaması var. Kıymetli abim şöyle, Hamas ve Kassam Tugaylarının açıklaması var. Aşkelon'u bombalayacaklardı geçtiğimiz günlerde, roket fırlatacaklardı. Dediler ki şu saatte biz Aşkelon'u bombalayacağız. Bütün sivilleri boşaltın. Ve İsrail bütün sivilleri boşalttı. Öyle bombaladılar. Siz doğru şeyleri izlediğinizden emin misiniz ya da gördüğünüzden? Ya da size izletilen mi bu şekilde? Şimdi şu şekilde cevap vermek lazım bu kardeşimize. Hala, bak biz burada ne anlatıyoruz? Yani yıllardır, 75 yıl deniyor sanki hocam. 75 yıldır Filistin'deki Müslüman kardeşlerimiz ölüyor. Ondan sonra çocuklar ölüyor. Yani geçen dün bir video gördüm. Çocuğun kafası patlamış. Yarısı var, yarısı yok. Doktor elini almış, bu şekilde gösteriyor, konuşuyor. Yani Filistinli Müslüman kardeşlerimiz ölüyor. Hamas, ne bileyim, Kassam Tugayları bombaladı. O şekilde oldu, bu şekilde oldu diye. Hamas'ı, Filistinli kardeşlerimizi, Kassam Tugaylarını suçlu görüyorsunuz. Yıllardır, 75 yıldır neredesiniz? 75 yıldır bu şekilde sesiniz çıktı mı acaba? Şimdi şunu söylemek lazım. Bana diyor ya, Araplar Osmanlı'ya ihanet etti diye. Şimdi bak güzel insan. Hakiki tarih kitaplarını okursan, Arapların içerisinde bulunan İngilizler, bugün Türk Müslümanların içerisinde yerleştirilen Yunanlılardan bahsediyorum. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken ülkenin önemli gelen ileri gelenlerin içerisinde yerleştirilen Yunanlardan bahsediyorum. Yahudilerden bahsediyorum. Bugün yerleştirildi. 100 sene önce. Yine Osmanlı Arapların içerisinde Osmanlı'ya ihanet etsin diye ajanlık yapan Araplar vardı, yok değil. Bu komple bütün Arapları kapsamaz. Bugün Dubai'nin başı. İngiliz uşağı. Zaten kendisi söylüyor. Onlar gibi giyiniyor zaten. Bu Arap halkını kapsamaz. Zamanında ihanet etmiş olan vardır illaki. Ama bu çıkıp da işte içerimize yerleştirilen o zaman İngilizlerin, Fransızların, biz bir Osmanlı'yı ancak nasıl yeneriz? Osmanlı Türklerle Arapları ayırarak, ırkçılık yaparak dediler. Ve o şekilde başladı zaten Osmanlı yıkılmaya başladı. Yalan haberlerle, fitne yaparak, o zaman şimdiki gibi böyle teknoloji yok. Gazete ne yazarsa, halk ona inanıyordu. Avrupa ne yazarsa, aa bak Araplar şöyle yapmış, bilmem ne. Şimdi şunu söylemek lazım. Osmanlı padişahları Filistin'e asker gönderdiği zaman bir yarbay gönderdi asker. Şimdi de değişen bir şey yok hocam ya. İki kişi, üç kişi var. Onlar ne derse ona inanıyor. He. Yani değişen bir şey yok. Filistin'e yani gönderilen askerlere orada bırakıp kaçan komutan kimdi? Bir araştırsın. Yani
kendi uydurulmuş olan tarihinizi okumayın. Bize Osmanlı tarihiyle gelin. 100 yıllık kitaplardan bahsetmiyorum. 1000 yıllık kitaplarla gelin. Hakikati, hakiki tarihinizi okuyun yani. Sonra biz Rabbimizin, yani güzel bir Müslüman olmamız lazım diyoruz ya. Müslümanca yaşamak nasıl gerektirir? Bakın Rabbimiz ne buyuruyor Maide suresinde. Ey iman edenler buyuruyor. Ey iman edenler. Bizlerden bahsediyor. Biz iman etmiş kullarız. Ey Müslümanlar. Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Rabbimiz buyuruyor. Onlar birbirlerinin dostudur. Ve biz bu ayeti kerimeyi Filistin'de daha dün yaşadık. İsrail çocukları katlettiği halde Amerika geliyor, onunla kucaklaşıyor. Yani dostumsun sen. Ne diyor Rabbimiz? Onlar ancak birbirinin dostudur. Bizim dostumuz değildir. Türkiye Cumhuriyeti, bakın yıllardır Avrupa Birliği'ne alınmıyor. Niye? Çünkü Müslüman büyük bir ülkenin bizim ülkemi alınırsa buraya, bizim burada bize liderlik yapar diye alınmıyor. Ancak Müslümanlığımızı kaybettikten sonra bizi alırlar oraya. Dolayısıyla benim burada anlatmak istediğim, dünyaya düzen gelmesini istiyor isek, Müslümanlara yapılan bu zulmün bitmesini istiyor isek, Müslümanca yaşamayı bileceğiz, kardeş olacağız. Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor ki bizim için, Müslümanlar ancak kardeştir. Kafirlere karşı da Müslüman olmayan, İslamiyet'e saldırı düzenleyen kafirlere karşı da çetindir buyuruyor, çetin. Bu ne demek? Benim bir hatam mı var? O hatam yüzünden sen kafirin yanında olamazsın. Müslümanın böyle bir lüksü yok. Bakın içimizde birçok ülkenin ileri gelenleri, işte Araplar yok efendim Osmanlı ihtilatı diye sesini çıkarmıyor. Halbuki öyle bir şey yok da, hani onlar ona inanmak istemişler. Hatta bazıları bunu destekliyor bile. İsrail'i destekliyor bazıları. Ne diyor Rabbimiz? Benim bir hatam var diye sen kafirin yanında duramazsın. Böyle bir düşünüyor. Eğer duruyorsan sen kendi Müslümanlığını bir sorgula. Lan ben nasıl Müslümanım? Allah buyuruyor ki Müslümanlar birbirleriyle kardeştir. Birbirleriyle sevgisini gösterirler. Beraber olurlar. Ve kafirlere karşı onlar çetin olurlar, sert yanını gösterirler. Rabbimiz buyuruyor. Zaten ancak o şekilde bizden korkarlar. Bakın 1967 yılında az önce bir programına girerken anlattım ya, Kudüs'te 6 gün savaşları başladığı zaman İsrail başkanı, işte bir Yahudi, bir grup Yahudinin isyan, Filistinlere karşı isyan çıkardığı zaman Mescid-i Aksa'yı yaktılar. İsrail başkanı dedi ki biz o gece uyuyamadık. Müslümanlar bize topyekun saldıracak diye. İşte biz çetin yanımızı, sert yanımızı göstermediğimiz sürece onlar bundan güç alıp daha çok üzerimize gelirler. Ben İsrail'in bu katliamını yaptığından Müslüman ülkelerin bu kadar sessiz kalacağını tahmin etmiyorum. Yani illa birileri somut adımlar atar diye düşünüyordum ama maalesef o da olmadı. Demek bunlara varmış bir hayır diyorum. Bakalım Mevlam ne gösterecek ileride. Evet hocam, diğer konular neydi? Onlar da şey yapalım. Birlik ve beraberlik. Evet işte. Aslında bunu bahsettik biraz. Bundan da bahsettik ufak ufak. Kafirden dost olur mu? Onu da söyledik. Kafirden dost olur mu? Olmaz. Olmaz. Onlar sana çiçek de getirse sen onun dostu olamazsın. O seni vurmak için bir sebep arıyordur. Şimdi şu şekilde hocam, bu soruyu ben sormak istiyorum size. Şimdi bizim yanı başımızda Amerikan donanması, yani donanma denir bu, uçak. Yani Amerikan uçak gemisi göndermiş buraya. İngiltere Kraliyet ailesi donanmasını yollamış, casus uçaklarını yollamış. Yoldaymış. Geldiler mi gelmediler mi orasını bilemiyorum. Geldi. Ayrıyetten bugün yine bir haber gördüm. Amerika zırhlı araçlarını göndermiş uçakla.
O gemide. Şimdi bizim yanı başımızda, hadi diyelim Filistinlileri biz şey yapmıyoruz. Hadi ülke olarak, devlet olarak diyelim, ülke olarak. Hadi diyelim Filistinlilerin yanında değiliz. Sen kendi ülkenin yanında da mı değilsin? Sen kendi ülkeni de mi vermek istiyorsun? Şimdi bizim 21 saat, arabayla 21 saat olan Gazze, gemiyle belki daha yakındır, belki daha uzaktır, bilemeyeceğim. Şimdi biz buraya tatbikata çıkmışız zaten. Tam tatbikat esnasında Amerika ve İngilizler donanmalarını yolluyorlar buraya. Şimdi biz neden Gazze'ye gemilerimizi yollayamıyoruz? Ayrıyetten ve yeteri kadar etkili kadar Somut adım sesimizi atabiliyoruz. çıkartamıyoruz. Ses çıkmıyor yani. Eskiden Filistinli kardeşlerimiz sadece saldırı altındayken sesimiz çıkıyordu. Ne bileyim, one minute'lar, bilmem neler. Bunlar ses çıkıyordu. Yok bilmem dünya Şimdi bak beşten şöyle. büyüktür. Hocam biraz daha bir şeyler var hocam. Yok one minute'lar falan filan, bunlar ses çıkıyordu hocam. Şimdi Filistinli kardeşlerimiz kendi topraklarını almak için yola çıkıyorlar. Sen yanında değilsin ya. Sen Müslümanım diye konuşuyordun, Müslüman olarak konuşuyordun. Sen yanlarında değilsin. Ve de bu kadar bir yer sadece Gazze için mi yani? Bu kadar hazırlık, İngilizlerin donanması, Amerikalıların donanması, zırhlı araçlar sadece Gazze için olduğunu mu düşünüyorlar acaba? Yani kendi açıklamaları var ama Rusya bile hocam uçağı devreye atıyormuş Akdeniz'in üstünde. Diyor ki donanmanız diyor, bizim diyor Hedefimizdi. hedefimiz de istediğimiz zaman vurabiliriz de demeye getiriyor. Uyarmıyoruz diyor, sadece haber vermek istedik diyor. Yani Gözdağı veriyorlar. haber verdik diyor yani Birbirlerine sadece. gözdağı Ha. veriyorlar. Rusya direkt bu şekilde sesini çıkartabiliyorken biz neden Biz de sesimizi şimdi biz de çıkartamıyoruz? Akdeniz'de Nautex ilan ettik ya geçenlerde. Şimdi o Oradan nedenle geçmiyorlar mı hocam gereken? yok. Şimdi Akdeniz'de bir tatbikat yapacağım diyor ben. Nautex ilan ediyor bu bölgede. Evet. Bunun anlamı ben donanmalarımı gönderiyorum. Burada bir tatbikat yapacağım. Olur da yanlışlıkla senin uçak gemine gelirse, bir zarar gelirse bu bir tatbikattır. Ayağını denk al anlamına gelir aslında. Hani buradan çekil. O da çekilmek zorunda kaldı zaten. Ama yeterli mi? Bu yeterli değil. Daha somut adımlar atılabilir. Yani mesela Kudüs bizimmiş zaten. Kudüs, Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk Evet. kıblesidir. Zaten Şimdi bizim şu an İHA'mız, SİHA'mız var. Azerbaycan nasıl Karabağ'a girdiyse, bizim İHA'larımızla, SİHA'larımızla, ben Azerbaycan'ın tek başına bu şekilde Karabağ'a geleceğini düşünmüyorum. O şekilde gücü olduğunu düşünmüyorum. Nasıl bizim desteğimizle, bizim askeri gücümüzle, bizim İHA'larımızla, SİHA'larımızla Karabağ'a girdiyse, biz de şu an İHA'larımızı, SİHA'larımızı Gazze'yi korumak için gönderebiliriz diye düşünüyorum hocam. İşte bu kararları almadan önce bizim İslam Birliği, Avrupa Birliği gibi İslam Birliği devletlerinin gibi bir birlik kurmamız gerekir. Onlarla beraber hareket ederek bunlar yapılır ancak. Somut adım var, budur yani. Şu an biz direkt İHA'mızı, işte geçen Tayyip Erdoğan dedi, Amerika bizim İHA'mızı düşürdü dedi. Yani Daha bu bir suç değil mi? kendi sınırlarımızda düşürüyor yani. Bir de oraya kadar götürecek. Anlatabiliyor muyum? Bazı şeyler yani Kazındı diye bir açıklama yaptı evet. kendisi. Diplomatik kararlar, bazı diplomatik kararlar şey yapılması lazım. Yani daha somut adımlar atılması lazım. Bir de Doğru. bir izleyicimiz bir mesaj atmış. Bana da atmış hani özelden. Onu da okuyayım bitirelim hocam. Demiş ki hani bu siz az önce bir soru okudunuz ya ona cevaben diyor. Diyor ki Musul'u 500 bin sterline İngilizlere satanlar Musul'u 500 bin sterline İngilizce satanlar Filistin toprağı satıyorlar. Diyorlar. 12 adayı beleş verenler Filistin toprak sattı diyorlar. 470 ton altını savaş tazminatı olarak Yunanistan'a verenler Filistin altın sattı diyor. Ve en sonunda Batum'u 4,5 milyon rubleye Ruslara satanlar Batum'u yine Filistin toprak sattı diyorlar. Hocam, programımızın sonuna gelmişiz.
Gerçekleri görmek dileğiyle zaten FMTV izliyorsanız gerçekleri görüyorsunuzdur. Gerçekleri sizlere bir nebze olsa da anlatabiliyoruzdur inşallah. Gerçekleri görme dileğiyle bugünkü programımızın sonuna geldik, mercek programımızın. Allah'a emanet ediyoruz. Yatsı ezanı vakti. Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum.